Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kek tarifim var. Böyle porsiyonluk ananaslı tart kekler yapacağız. İnanın çok lezzetli, yumuşacık bir lezzeti var. Şimdi ilk önce kalıplarımı hazırlamakla başlayacağım. Benim bu şekilde tart kalıplarım var. Altları biraz böyle derin olanlardan ama hiçbir şekilde sorun olmadan bu kalıpları da kullanabilirsiniz. Çünkü ben ters çevirmeden kullanacağım yani tart keklerimi bugün. Normalde bu kalıplarla ters çevirip üzerine krema vesaire dökebiliyorsunuz. Ama aynı dediğim gibi bu kalıplarla da çok güzel tartlar yapabilirsiniz böyle porsiyonluk. Şimdi en önemli püf noktası kekimizin yapışmaması için yumuşak tereyağı ile her yerini böyle güzelce yağlıyoruz. Kesinlikle sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı kullanmayın, yoksa kekleriniz yapışır. Daha sonra böyle bir yemek kaşığı kadar un koydum ve sallayarak her yerine eşit miktarda unun yayılmasını sağlıyorum. Daha sonra böyle biraz üzerine vurarak fazla ununu döküyorum. Kalıbım bu şekilde hazır gördüğünüz gibi. Bütün kalıplarıma aynı işlemi uyguluyorum. Gerçekten hem görseli hem lezzeti harika bir kek oluyor arkadaşlar. Şimdi geçelim kekimiz için malzemelere. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 kutu böyle hazır satılan ananaslı kek yoğurt kullanıyorum. Ama dilerseniz onun yerine 1 çay bardağı sade ev yoğurdu da kullanabilirsiniz. Yarım paket sıvı yağ, 1 paket vanilya, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı un kullanacağız arkadaşlar. Malzemeler bunlardan ibaret ve tabii ki üzerlerine koymak için 1 kutu konserve ananas kullandım ben. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. İnanın mikser dahi kullanmayacağız bu tarifte ve inanılmaz bir sonuç çıkacak ortaya. Böyle 2 adet yumurtayı şekerle birlikte böyle güzelce ilk önce çırpıyoruz. İçerisinde hafif böyle şekerin eridiğini fark ettiğiniz an karıştırma işlemini bırakabilirsiniz. Böyle saatlerce, dakikalarca çırpmanıza hiç gerek yok. Daha sonra sıvı yağımı ekliyorum ve yine çok az bir çırpıyorum. Karıştırıyorum daha doğrusu. Daha sonradan yoğurdumu ilave ediyorum. Dediğim gibi eğer böyle hazır yoğurt kullanmak istemiyorsanız normal ev yoğurdu da kullanabilirsiniz. Sade yoğurt yani. Ben daha böyle ananas kokusu, aroması olmasını tercih ettiğim için içerisinde meyve parçaları olan ananaslı yoğurt kullanmayı tercih ettim. O kutular 125 gram. Eğer onun ölçüsünü soracak olursanız, o yüzden 1 çay bardağı yoğurt yeterli olacaktır. Güzelce karıştırdıktan sonra daha sonra ilk önce nişastamı ekliyorum. Onu güzelce sıvı harcıma yediriyorum ilk önce ki topaklanmalar kalmasın. En son olarak unumu ilave ediyorum ve yarım paket kabartma tozum vardı. Onu ilave ediyorum. Kesinlikle bütün eklemeyin, çok aşırı kabarır. Yarım paket yeterli bu tarif için. Ama ölçüyü ikiye katlayacaksanız bir paket kullanabilirsiniz tabii ki. Ve ben bir paket vanilya yerine hazır şey pardon gerçek vanilya tozu kullanıyorum. Yarım çay kaşığının ucu kadar yani. Ama onun yerine bir veya iki paket vanilya kullanabilirsiniz. Şimdi bundan sonra güzelce homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Böyle normal keklere nazaran birazcık bir tık koyu bir hamurumuz olacak arkadaşlar.
Mikser kullanmamamıza rağmen gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hamur elde ediyoruz. Gerçekten yapımı çok kolay, çok oldukça da az malzemeli. Sadece ananas kullanacağız ama ananas yerine bir dilim elma vesaire bir veya portakal da kullanabilirsiniz. Bu keki dilediğiniz meyveyle aslında yapabilirsiniz. Elmaları da orta çöp kısmını kesip birazdan göstereceğim şekilde koyabilirsiniz. Ananası koyduğum şekilde. Veya aynı şekilde portakalı da yapabilirsiniz. Dış kabuğunu soyup böyle yuvarlaklar halinde kesip üzerine yerleştirebilirsiniz. Dediğim gibi her meyveye yakışan bir kek. 2 yemek kaşığı kadar kek harcımı kalıplarıma koyuyorum. Bu arada fırınımı da 160 dereceye açtım. Isınıyor şu an. Benim kek harcımdan böyle 8 adet tart kalıplarıma eşit geldi hamurum. Üzerlerine böyle ananas dilimlerini yerleştiriyorum dikkatli bir şekilde. Dediğim gibi aynı şekilde elmayı da yapabilirsiniz veya portakal. Öyle de çok güzel olacağına eminim yani. Hem sunumu çok güzel dediğim gibi hem lezzeti gerçekten biraz farklı normal alışılmış kekler dışına çıkıyor biraz yani. Özellikle kek seven arkadaşlar bu tarifi kaçırmayın derim. Mutlaka deneyin. Evet, keklerim fırına gitmeye hazır. Bu halleriyle bile güzel olacağına bence garanti veriyorlar diye düşünüyorum. Bu tarifim hakkında sizler neler düşündünüz? Beğendiniz mi? Bunu yorumlarda belirtirsiniz. Gerçekten çok memnun olurum. Bu arada sizlere pişme anını da kaydetmek istedim. Bu görüntü gerçekten çok hoşuma gidiyor benim. Umarım sizler de beğenerek izliyorsunuzdur. Çok güzel bir şekilde kabardılar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde taşma vesaire olmadı. Çok güzel bir şekilde eşit bir şekilde kabardılar. Ananasın verdiği görüntü ekstra zaten. Benim keklerim yaklaşık 20-25 dakikada pişti ama sizler yine de kontrollü olun. Şimdi sizlere yine de pişip pişmediğini kontrol ettiğimi göstereceğim. Sizler de mutlaka bu işlemi yapın. Çünkü üzeri kızardı diye çıkartırsanız bazen 1-2 dakika daha gerekebiliyor tam pişmesi için. Böyle çöp şiş veya bir bıçağın ucuyla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Temiz çıkarsa zaten pişmiş demektir. Keklerimi artık fırından çıkartabilirim. Ve ben kekleri hala sıcakken kalıplarından çıkartıyorum ki terleme yapmasınlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışma olmadı. Sıcakken hemen böyle bir telin üzerine alıyorum ki sıcaklığı rahat gitsin. Nemlenme olmasın yani yoksa keklerimiz terleme yapar, nemlenir. Hepsi çok güzel oldular gördüğünüz gibi. Ben ekstra olarak üzerlerine biraz pudra şekeri serptim ama tercih meselesi istemeyen pudra şekeri kullanmaz. Ama görselliğine güzellik kattığını düşünüyorum. Evet, keklerim artık servise hazır. Dediğim gibi özellikle yani illaki ananas kullanmak zorunda değilsiniz. Elma veya portakal mevsimi geliyor. Portakalla da çok güzel olur. Şimdi sizlere dokusunu göstermek istiyorum. İnanılmaz yumuşak. Zaten kesildiğinden de anlıyorsunuzdur sanırım. Görüntü kendini gösteriyor. Ve iç kısmı da bu şekilde göz göz gördüğünüz gibi. Kekimiz aşırı yumuşak ve aşırı lezzetli. Kesinlikle sizler de denemelisiniz. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.